Değerli öğrencilerimiz, bugünkü konumuz atasözleri. Geçmişten günümüze gelen atalarımızın uzun deneyimlerini, tecrübelerini kısa ve özlü olarak ifade eden, toplum tarafından benimsenerek kalıplaşmış sözlere atasözleri denir. Atasözlerinin özellikleri. Söyleyeni belli değildir, atasözleri tüm toplumun ortak ürünüdür. Kalıplaşmış sözlerdir. Bu nedenle atasözünü oluşturan kelime yerine başka bir kelime getirilemez ya da sözcüklerin sıralanışında değişiklik yapılamaz. Örneğin damlaya damlaya göl olur atasözünde göl yerine havuz sözcüğünü kullanamayız. Damlaya damlaya göl olur sözcüğünü göl damlaya damlaya olur şeklinde de kullanamayız. Yani yer değiştiremeyiz veya herhangi bir kelimesini değiştiremeyiz. Atasözleri genelde mecaz anlamlıdır. Terzi kendi söküğünü dikemez. İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar anlamına gelmektedir. Yani terzi ile sökükle ilgisi yoktur. Az da olsa gerçek anlamlı atasözleri de vardır. Bugünün işini yarına bırakma, dost ile ye iç, alışveriş yapma gibi. Bunların mecaz anlamı yoktur. Atasözlerinin bazıları aynı veya yakın anlamlıdır. Körle yatan şaşı kalkar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Atasözlerinin bazıları zıt anlamlıdır. Fazla mal göz çıkarmaz. Burada fazla malımız olduğu zaman bunun iyi bir durum olduğunu söylüyor. Ama altındaki atasözünde ise azıcık aşım, kaygısız başım. Bu atasözünde ise çok fazla malımız olmazsa daha iyi olur anlamına geliyor. Yani iki atasözü birbiriyle çelişmiş aslında. Bir diğerinde ise iyilik eden iyilik bulur. Burada iyilik yapmanın güzel bir şey olduğunu söylemiş. Fakat iyilikten maraz doğar atasözünde ise iyilik yapmanın aslında çok da iyi bir şey olmadığını, kötü bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü maraz doğmak, kötülük doğmak anlamına gelir. İşte bu şekilde birbiriyle çelişen atasözleri de sınav sorularımızda karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri cümle şeklinde olur. Armut piş, ağzıma düş. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Az sözle çok şey anlatırlar. Ağaç yaş iken eğilir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ağaç yaş iken eğilir demek bir insan henüz yaşı gençken daha iyi eğitilebilir anlamına gelir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Burada da öfkeli olmanın zararlarından bahsetmiş, sakin olmalıyız tavsiyesinde bulunmuş. Deyimler ve atasözlerinin ortak özellikleri. Çok eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kimin tarafından söylendikleri belli değildir. Kısa ve özlü sözlerdir. Yani az sözcükle çok şey anlatırlar. Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramazlar. Genellikle mecaz anlam taşırlar. Deyimler ile atasözleri arasında bazı farklar vardır çocuklar. 1. Atasözleri cümle şeklindeyken deyimler çoğunlukla söz grubu şeklindedir. Tabi deyimler bazen cümle şeklinde de olabiliyor ama genel olarak söz grubu şeklinde bulunur. İşleyen demir ışıldar. Bakın burada bir cümle var, atasözü cümle şeklinde. Deyim ise iki yakası bir araya gelmemek. Bu da bir deyimdir. Atasözleri tüm zamanlar için ve herkes için geçerlidir. Deyimler ise anlık durumlar için ve sözü söyleyen kişi ya da kişiler için geçerlidir. Öfkeyle kalkan zararla oturur sözü her zaman ve herkes için geçerli olduğu için atasözdür. Kulak kabartmak sözü ise anlık bir durum bildirir. O yüzden kulak kabartmak bir deyimdir. Atasözleriyle deyimlerin farkları ve benzerliklerinden devam edelim. Atasözleri ve deyimlerin birbirleriyle ortak ve birbirinden ayrılan bazı özellikleri vardır. Birbirleriyle ortak olan en önemli özellikleri her ikisinin de toplum tarafından ortak olarak benimsenen ve kullanılan kalıplaşmış sözler olmalıdır. Genellikle bu ortak özelliklerinden dolayı atasözü ve deyimler birbiriyle karıştırılır. Deyimlerin atasözlerinden farklarını şöyle özetleyebiliriz. Deyimler kavram ve durum bildirirler. Atasözleri ise bir yargı ifade ederler. Deyimlerin mecaz anlamı vardır. Atasözlerinde ise bu şart değildir. Bazı atasözleri az önce de söylediğimiz gibi sadece gerçek anlamlı olabilir.
Deyimlerde kesin hüküm, öğüt, yol göstericilik yoktur. Bu yüzden genel kural oluşturmazlar. Atasözleri ise kesin bir yargı bildirirler. Deyimlerin öyküsü, efsanesi ve kaynağı genellikle vardır. Atasözleri ise anonimdir. Söyleyenleri belli değildir. Deyimleri anlatım kalıbı olarak görebiliriz. Atasözleri ise tek başlarına birer cümledir. Deyimleriyle atasözlerinin benzer tarafları ise şunlardır. Her ikisinde de kelimelerde mecaz olabilir. Kelime dizilişleri değiştirilemez. Sözdeki kelimelerin eş anlamlısını kelimenin yerine koymak olumlu bir sonuç vermez. Sözü bozar. Biçim yönünden birbirlerine benzerler. Atasözleri tüm zamanlar için geçerlidir. Deyimler ise anlık durumlar için ve sözü söyleyen kişi ya da kişiler için geçerlidir. Şimdi burada resimli bazı atasözlerimiz var. Ben bunların tek tek açıklamasını yapacağım ama sizlere tavsiyem bu görüntüler ekrana geldiği zaman pause tuşuna basın ve kendiniz önce bilmeye çalışın. Daha sonra da benim verdiğim cevabı takip edersiniz. Hem böylelikle bakalım kendinizi ne kadar biliyorsunuz deneyebilirsiniz. Burada aç ayı oynamaz. Yani insanlar belli ihtiyaçları giderilmeden verim alamazlar anlamına geliyor. Buraya bakalım. Burada körle yatan şaşı kalkar atasözümüz var. Bunun anlamı ise kötü insanlarla birlikte olan kişiler onlardan bazı huyları kaparlar ve onlar da bu kötülükleri yapmaya başlarlar. Aynı az önce söylediğimiz üzüm üzüme baka baka kararır atasözü gibi. Bir diğerine geçelim. Besle kargayı, oysun gözünü. Bu atasözünün anlamından bahsedelim. Burada da bazı insanlar çevresindeki bir kişiye yardım eder, iyilik yapar. Ama daha sonra aradan bir süre zaman geçtikten sonra o kişi ona kötülük yapar. Ve bu durumda biz de deriz ki besle kargayı, oysun gözünü. Aslında iyilikten maraz doğar atasözüyle de benziyor gördüğünüz gibi. Buraya bakalım. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. Burada da insanlar bazı ihtiyaçları olduğu zaman kendini orada zannedebilir anlamı var. Denize düşen yılana sarılır. Denize düşen yılana sarılır demek ise insanlar başına bir zorluk, kötü bir an geldiği zaman hiç sevmedikleri kişilerin kapısına gidip onlardan yardım dilenebilirler, yardım isteyebilirler. Bu durumdan hoşlanmasalar da bunu yapmak zorunda kalırlar. İşte denize düşen yılana sarılır atasözümüz bunu anlatmaktadır. Acele işe şeytan karışır. Burada da acele etmememiz gerekir. Acele ettiğimiz işlerde her zaman başımıza bir terslik gelir. Çünkü olayları ince düşünerek hareket etmediğimiz için istediğimiz sonuçları alamayız anlamını veriyor. Gördüğünüz gibi hepsinde birer öğüt veriliyor. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. Burada da bazı insanlar kötü niyetli olabilir, kötü bir insan olabilir. Burada eğrilik, olumsuzluk anlamı veriyor bize. Ama dumanı doğru çıkar. O insanlar da bazen güzel işler başarabilirler. Bal tutan parmağını yer veya yalar diye de söyleyebiliriz bu atasözümüzü. Bunun anlamına gelecek olursak, insanlar önemli mevkilerde çalışıyorlarsa ya da önemli bir yerdelerse oranın ihtiyaçlarından tabii ki de faydalanacaklardır. Mesela bir bakan düşünün, onun yakınları ondan faydalanıyor, onun imkanlarından faydalanıyor ve biz de diyoruz ki bal tutan parmağını yalar diyoruz. İşte bu anlama gelmektedir. Balık baştan kokar. Bu atasözümüzde de mesela bir toplumun başında olan bir kişi, diyelim ki bir sınıf başkanı veya bir öğretmen veya devletin başında olan herhangi bir kişi olabilir bu. Eğer o kişi iyi bir kimse değilse ardından gelen topluluk da çok iyi olmaz. Çünkü onları iyi yönetemez anlamına geliyor.
Yani balık başından kuyruğuna doğru kokmaya başlar. Toplum veya insanlar da başındaki yönetici veya başkan, öğretmen, her kimse ondan itibaren kötü özellikler almaya başlarlar diyor. Tabii ki de bu kişiler iyi ise de böyle bir sonuç gerçekleşmez. Çivi çiviyi söker. Çivi çiviyi sökerin anlamı da şudur. Güç bir durumu ancak gene güç bir durumla halledebiliriz. Mesela hasta bir insan soğuk su içti. Normalde tabii ki de bu doğru bir davranış değil ama diğeri de ona diyor ki çivi çiviyi söker. Yani bu kötülüğün üstünden başka bir kötü bir davranışla gelebilirsin. Dağ başından duman eksik olmaz. Atasözümüze bakalım. Burada ise yüksek mevkilerde olan insanların her zaman birçok derdi de olabilir bununla beraber. Yüksek mevki bunu da gerektirmektedir. Duman eksik olmaz, yani onların da dertleri bir türlü bitmek bilmez. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bunu inceleyelim. Nasıl günlük hayatta uzaktan bir davul sesi duyduğumuzda çok rahatsız olmuyorsak, yakınımıza gelince çok rahatsız oluyorsak, olaylarda da uzaktan bir olay duyduğumuzda, kötü bir olay duyuyoruz diyelim ki haberlerde, ama bu bizi çok çok aşırı derecede rahatsız etmiyor. Yakınında olan kişiyi daha çok rahatsız eder. O olayla ilgili olan kişiyi daha çok rahatsız eder. Bir nevi ateş düştüğü yeri yakar atasözüyle de benziyor. Demir tavında dövülür. Her iş, her olay olması gereken yerde yapılır. Tav dediği demirin dövüldüğü düz alana denir. Yani demirler tav denilen alanda dövülmelidir. İşler, güçler de olması gereken yerde yapılmalıdır. Deveden büyük fil var. Burada da fil deveden daha büyük, önemli bir mevki simgeliyor. Yani bir tanıdığınız var. Ama ondan daha yetkili, daha önemli kişiler de var bu işleri halledebilecek. O zaman deveden büyük fil var atasözünü kullanabilirsiniz. Dikensiz gül olmaz atasözümüzde ise gül güzel bir kavramdır. İyiliği, güzelliği simgeler ama diken burada kötülüğü simgeliyor. Yani iyi insanların da bazen kötü özellikleri olabilir. Aynı zamanda buna benzer gülü seven dikenine katlanır atasözümüz de var. Güzellikleri yaşamak istiyorsanız bazı olumsuz durumlara da katlanmalısınız. Örneğin ders çalışmak, LGS'ye hazırlanmak gibi. LGS'yi kazanmak bir gülse, dikeni de buna hazırlanmak, zorlukları yaşamak anlamına gelir. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Burada ise bizim başka bir tanıdığımızın başına bir kötü olay geliyor ve bizden yardım istiyor. İşte biz ona tabii ki de yardımcı olmaya çalışıyoruz ama emin olun onun kendini parçaladığı kadar biz kendimizi parçalamayız. İşte biraz bir ara yardım ederiz. Yani biz başkasının kaybolmuş eşeğini şarkı söyleye söyleye ararız ama o ise ağlaya ağlaya arar. Yani başkasına yardım etmek çok güzel fakat onun yaşadığı üzüntüyü, acıyı tamamen aynısını yaşamamız beklenemez anlamına geliyor. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Burada da fakir, gariban insanlar çok az ürün elde ederler. Zenginler gibi çok çok ürün elde edemezler. Anlamı var. Bir diğerinde güneş balçıkla sıvanmaz. Burada ise balçık çamur demektir çocuklar. Bazı gerçekler kapatılamaz. Yani bu çamurdan bir parça alsak, güneşin üstüne sürmeye çalışsak güneşi kapatamayız. Yani bazı gerçekler gün yüzüne mutlaka çıkar. Onları kapatamayız anlamına gelir. Hamama giden terler veya hamama giren terler atasözü. Bu bir işe girişiyorsanız, örneğin bu LGS hazırlanma işine giriştiniz. Zor bir süreç. Hamama giren terler, yani sen de bunun gerektirdiğini yapman gerekir. Çalışman, yoğun bir şekilde çalışman, uykusuz kalman, yorulman gerekir
anlamına geliyor. Herkes istediği bir hedef uğrunda terlemelidir. Hamama giren terler çünkü. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Her insan kendi bulunduğu ortamda değer görür. Orada onun sözüne kıymet verilir. Ama başka yere gittiği zaman oranın yabancısı olur ve sözü çok dinlenmez. O yüzden her horoz kendi çöplüğünde öter. Dereyi geçerken at değiştirilmez. Bir işe giriştiniz diyelim ki, o işe giriştiğiniz zaman bir planınız, programınız var, gidiyorsunuz, ilerliyorsunuz ama tam ortasında haydi bakalım ben bu planı iptal ediyorum, başka bir plana geçtim derseniz işleriniz bozulabilir. Yani dereye geçerken at değiştiremezsiniz. Aynı atla devam etmek durumundasınız. Bu şekilde daha başarı sağlayabilirsiniz. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Burada karpuz resmi, şey pardon, koltuk resmi çizilmiş. Fakat bu atasözündeki koltuk aslında böyle bir koltuk değil. Omzumuz ve kolumuzun alt kısmı olan koltuk altımız anlamındaki koltuktur. İki karpuzu bir koltuğumuza sığdıramazsak, yani bir işi, iki işi, iki tane zor işi aynı anda yapamayız demek. Önce birini taşıyacağız, sonra birini taşıyacağız. Yani hayatımızdaki önemli işleri aynı anda yapmaya çalışmamız zor olur. Tek tek yapmamız daha sağlıklıdır. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Çuvaldız dedikleri şey büyük yorgan iğnesidir. Yani normal günlük hayatta kullandığımız iğnelerden daha büyüktür. İğneyi kendine batır, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Aslında bu atasözü tam olarak şöyle, iğneyi başkasına, çuvaldızı kendine batır şeklinde olacak. Yani çuvaldız daha büyük olduğu için kendimize batırmalıyız. Önce kendimizde bir kusur aramalıyız. Kendimizi bir çekip çevirmeliyiz. Kendimizi bir sorgulamayız. Sonra başkalarına laf etmeliyiz. İki cambaz bir ipte oynamaz. İki tane işinde çok iyi iki insan bir ipte oynayamaz. Mesela bir sınıf düşünün. İki tane çok başarılı ve hırslı çocuk var ve bunlar birbiriyle çekişme yaşıyorlar. Biz o durumda şöyle bir atasözü söyleyebiliriz. İki cambaz bir ipte oynamaz. Yani mutlaka birbirlerini kırarlar. Birbirlerine karşı kötü davranırlar. O yüzden ayrı ayrı kulvarlarda yarışsalar daha iyi olur deriz. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Yani huylu huyundan vazgeçmez. Herkes ilk başta nasılsa doğduğunda 70 yaşına geldiğinde de aynı huylara sahiptir. Kanatsız kuş uçmaz. Yani yardımsız insanlar, yardım görmeyen insanlar tek başlarına bir şey yapamazlar. Bizler onlara yardımcı olmalıyız anlamına gelir. Abanın kadri yağmurda bilinir. Aba dediğimiz şey çobanların giydiği, yağmurdan koruyan, soğuktan koruyan bu giysidir. Kadir kıymet demektir. Abanın kıymeti yağmur yağınca bilinir. Yani yağmur yağdığı zaman onun altına çoban saklanır ve yağmurdan korunur. Eğer bu aba olmasaydı ıslanacaktı. Ama güneşli havada ise üzerindeki abayı bir kenara koyup çok da umursamayabilirdi. Yani günlük hayatta bazı önemsiz gibi görülen alet, edevat, ihtiyaç, bazı malzemeler ihtiyacımız değil gibi görünür ama çok önemli bir ihtiyaç anında bir anda kıymete binerler. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Yalancı insanlar sürekli yalan söyledikleri için kimse ona inanmaz ama bir gün evi yandığında, evim yandı dediğinde de kimse ona gidip yardım etmez. O yüzden yalan söylemek kötü bir şeydir. Yalnız taş duvar olmaz. Yani işbirliğine ihtiyacımız var. Tek başımıza bir şey yapamayız. Bir araya gelirsek bir duvar örebiliriz. Yani birlik, beraberlik önemlidir. Yarım elma gönül alma. Bu da genellikle bir misafirliğe gittiğimizde elimizde bir hediye götürdüğümüzde deriz ki arkadaşımıza ya yarım elma gönül alma. Hani aldığım hediye çok pahalı bir hediye değil ama kabul et ben seni mutlu etmek için senin gönlünü almak için bunu getirdim denir. Ya da çam sakızı çoban armağanı da denilebilir. Yatan aslan gezen tilkiden üstündür. Burada da aslan ne kadar güçlü bir varlık olsa bile yattığı zaman, uyuduğu zaman bir işe yaramıyor. Onun yerine tilki daha çok işe yarıyor anlamına gelir. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Burada Yavuz hırsız çok bilmiş, akıllı, lafı gediğine koyan anlamına geliyor.
Çok bilmiş insanlar biz ne söylersek söyleyelim bizi bastırırlar ve kendilerini haklı hale getirirler. Hırsız bile olsa kendisini savunmayı bilir. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Burada da yazın başımız pişecek, kış hazırlıklarımızı yapacağız, çalışmalarımızı yapacağız ki kışın rahat edelim anlamı var. Yani yazdan bütün hazırlıklarımızı yapmalıyız. Yerin kulağı vardır. Burada ise önemli bir konu görüşürken nasıl olsa kimse duymaz dememeliyiz. Mutlaka birisi bizi duyabilir. O yüzden dikkatli olmalıyız. Yerin kulağı var. Bu anlama gelmektedir. Kimse yoğurdum ekşidir demez. Yani herkes kendi malını beğenir. Kendi malıma iyidir der. Bir satıcı varsa eğer bu mal nasıl yıkanınca bozulur mu dediğinizde o adam size şunu söyler. Kimse yoğurdum ekşidir demez. Yani tabii ki de güzel benim malım diye cevap verir. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü genellikle şöyle algılanır. İşleyen demir pas tutmaz gibi algılanır ama bu yanlıştır. Aslında yuvarlanan taş yosun tutmaz demek çok yer değişikliği yapan insanlar verim elde edemezler. Çok yer değişikliği yapmak iyi bir şey değildir anlamına gelir. Yuvayı dişi kuş yapar atasözümüz. Yani kadınların, hanımların ailede büyük bir önemi vardır. Yuvayı onlar yapar, çekip çevirir. Onlar değerlidir hanımlar, kadınlar değerlidir anlamına gelir. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Züğürt dediği burada fakir. Zengin insanların dedikodusunu hep fakir insanlar yapar. Zora dağlar dayanmaz. Bu da çok zorluklara dayanmalıyız, sabretmeliyiz, güçlü olmalıyız anlamına gelir. Taşa çıkan keçinin dağa çıkan oğla olur. Ya da bunu şöyle de söylenebiliyor bazı yörelerde. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğla olur şeklinde de söylenebiliyor. Yani aile neyse çocuğu da aynı olur. Aile hırsızsa çocuk da hırsızdır. Aile başarılıysa, hırslıysa çocuk da aynı şekilde başarılı, hırslı olmaya çaba sarf eder. Anne baba neyse çocuk da odur anlamına gelir. Taşıma su ile değirmen dönmez. Bu da bir işi başarmak için ufak ufak minik minik atılımlar yapıyorsanız bu işe yaramaz. Onun yerine büyük atılımlar yapmanız lazım. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Güzel dille, güzel konuşarak her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. İnsanları razı edebiliriz. Önemli olan güzel bir dille ifade etmektir. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Dağın haberi yok. Burada da biz mesela diyelim ki ülkemizde yapılan sistemsel bir duruma karşıyız. İşte diyoruz ki işte LGS böyle olmamalı veya şu şöyle olmamalı söylüyoruz. Ama bunu hiçbir şekilde iletmiyoruz. Ve bunu devlet nereden bilecek bizim böyle düşündüğümüzü? Ve bize de bir arkadaşımız diyor ki tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. O zaman böyle düşüncemizi mutlaka karşımızdakine bir şekilde iletmeliyiz anlamına gelir. Tek kanatla kuş uçmaz. Bu da bir insan tek başına bir şey yapamaz, yardımlaşmaya ihtiyaç duyar anlamına gelir. Terzi kendi söküğünü dikemez. İnsanlar kendi yakınındaki kişilere çok fazla yardım edemezler. Genellikle diğer insanlara daha çok yardım ederler. Aynı olay başına geldiğinde bir anda çaresiz kalabilirler. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. İnsanlar her ne yaparsa yapsın gene geri yuvasına geri döner anlamına gelir. Ummadığın taş baş yarar. Mesela hiç beklemediğiniz bir insan size bir kötülük yapabilir. Ya da iyi anlamda da belki bu kullanılabilir. Yani ummadığınız insanlardan beklemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Umut fakirin ekmeğidir. Her zaman umutlu olmalıyız anlamına geliyor. Evet, birkaç atasözüne de değindik. Çocuklar atasözü sınavlarda sorulan bir konudur. Lütfen bol bol atasözü soruları çözünüz. Ne kadar çok atasözü deyim sorusu çözerseniz bu bilginizi o kadar geliştirmiş olursunuz. Hepinize iyi günler diliyorum.